صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. دير bundan önceki altı dersimizde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaatin önemini, ashabın itaat örneklerini, Allah Resulüne olması gereken sevgiyi ve bu sevgiye dair yine sahabenin örneklerini ve benzeri bu bağlamdaki konuları anlatmaya çalıştık. Ve dedik ki bu derslerden sonra yani altıncı dersten sonra Efendimizin ahlakını anlatmaya çalışacağız. İnşallah ahlakla alakalı bir giriş yapacağım bu derste ve bundan sonraki derslerde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin madde madde ahlakını anlatmaya geçeceğiz. Yine söylüyorum yani bizim ahlakı düzgün telakki edebilmemiz için mutlaka ahlakla alakalı bazı başlıkları hakkıyla bilmemiz lazım. Aksi halde Allah Resulü'nün ahlakını yine öğrenemez, yine bir yere oturtamayız. Bunu yapabilmemiz için ahlak nedir, değeri nedir, ahlakı biz neden öğrenmeliyiz? Neden Resulullah'ın ahlakını öğrenmeliyiz? Bir başkasının değil de neden o? Bununla alakalı bazı şeyleri hatırlatıp haftaya inşallah Allah Resulü'nün ahlak ilkelerini anlatmaya geçeceğiz. Şimdi neden Allah'ın Resulü'nün ahlakı? Öncelikle şunu söyleyeyim. Hatırlatayım inşallah. Çok önemli bir ayet-i kerime. Rabbimiz Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ izba'se fihim rasulen min enfusihim. Allah kendi içlerinden bir peygamber göndermek suretiyle müminlere büyük bir nimet vermiştir. Peygamberi göndermek suretiyle müminlere büyük bir nimet, büyük bir lütuf vermiştir. Ne demek bu? Bu şu demek. Peygamber nimettir. Her nimetin şükrü o nimetin cinsinden olmalıdır. Mesela ben maddeten güçlü birisiysem Allah benim paramla şükrümü eda etmemi istiyor. Benim bedenim güçlüyse bedenimle Müslümanlara yardım ederek bedenimin şükrünü eda etmemi istiyor. İlmim varsa davet kapasitem varsa ilmimle davetimle bunun şükrünü eda etmemi istiyor. Diyelim ki benim ilmim var diyelim ki benim davet gücüm var diyelim ki benim beden gücüm var ama ben bunları bırakıyorum. Başka şeylerle şükrümü eda etmeye çalışıyorum. Bu eksiktir. Aynı bunun gibi peygamber bir nimetse bu nimetin bir şükür boyutu var. Acaba peygamberin nimet olmasının şükrü nasıl olabilir? Hiç düşündük mü bunu? Peygamberin nimet oluşunun şükrü en başta hakkıyla ona ittiba edebilmek, hakkıyla onun hayatını yaşayabilmek, Hakkıyla onun ahlakıyla ahlaklanabilmekle mümkündür. Sen eğer ona iman ettikten sonra hakkıyla ittiba etmeye çalışıyorsan, sünnetini yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyorsan, onun getirdiği hayat tarzını sen de insanlara fiillerinle göstermeye çalışıyorsan evet. Sen o zaman peygamber nimetinin şükrünü eda ediyorsun. Bunu yapmıyorsan sen peygambere iman ettiğini istediğin kadar söyle, ne kadar nasıl inandıracaksın Allah'ı, müminleri, melekleri o nedenle peygamberi bir nimet bileceğiz. Nasıl ki elhamdülillah şu soğukta evimiz var, evimizde kaleferimiz var, yemeğimiz var, çayımız var. Bunlar birer nimet, bunların kadru kıymetini biliyoruz. Bunları kaybetmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Ticaretimizi kaybetmemek için uykusuz kalmaya razı oluyoruz. Eee peygamber nimetini kaybetmemek için de gereken şükrü eda edeceksin. Eğer peygambere karşı aleyhissalatü vesselam şükrünü gerektiği şekilde eda etmezsek Allah muhafaza kardeşler Allah bu nimeti bizden alır. Peygamber nimetini aldıktan sonra Allah şu dünyada yaşaman ne anlamı var ya? Eğer hayatı Resulullah gibi yaşayamayacaksak vallahi ne anlamı var bu dünyada yaşamanın? Hayat onunla tatlı. Hayat onunla güzel. Onun gibi yaşamaya çalıştıkça hayat lezzetli. Onu da kaybedersek hayvan gibi yeriz, içeriz, gezer, tozarız. Ölür gideriz. Böyle bir hayat inanın hayat değil. Hayat Resulullah gibi yaşanırsa hayattır. O zaman anlamlıdır. O zaman değerlidir. Biz bu yüzden Allah Resulü'nün ahlakını öğrenmek zorundayız. Yine neden Allah Resulü'nün ahlakını öğrenmeliyiz? Kardeşler çünkü o mükemmel, en mükemmel insan. Eşsiz ve benzersiz bir insan. Hayatının her karesi bizim için numune olarak sunulmuş bir insan. Tabii ki onu bırakıp da başkasının hayatını öğrenmeyeceğiz. Çünkü başkaları kusurlu, başkaları eksik, başkaları nakız. Ama Muhammed Aleyhisselam mükemmel, kusursuz. Yani kusursuz derken, numune olması açısından kusursuz. Her yönüyle Allah onu önümüze numune olarak sunmuş. Bu ne demek? Yani neresine örnek alırsan al, eşsiz ve benzersiz, kusursuz bir örnek. Hani Rabbimiz ne diyordu? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Yemin olsun Allah'ın Resulü'nde, sizin için iyi dinleyin limen kana yerju Allah. Allahu uman derdi Allah olan. Bir de vel yevmel âkhira. derdi ahiret olan, ahireti uman. Bir de ve zekra Allah'a kesire. Allahu çok anan. Hayatında daima Allah olan. Her anında Allah ne der? Allah nasıl karşılar? Şöyle yaparsam Rabbim benim hakkımda ne düşünür? Hep böyle gündemi Allah olanlar için Resulullah da sizin için örnek var. Fi Allah'ın Resulü'nde örnek var kardeşim. En iyi baba desen o, en iyi komutan desen o, en iyi imam desen o, en iyi örnek desen o, en iyi eş desen o. Yani aklına ne geliyor hayatta? Hepsi en mükemmel şekliyle Resulullah'ta. Şimdi böyle mükemmel bir numune dururken sen ne yapacaksın başkalarını örnek almayı? Gidersen yanılırsın. Deneme yanılma yapmış olursun. Çünkü kesin hatalı çıkacak. Burada kesin kusursuz bir örnek var ya. Allah'ın uyduğun zaman kesin cennete gideceğin dediği bir örnek var. Bunu bırakıp da ne yapacaksın falan şeyhi, falan üstadı falan hazaratı. Boş ver sen bunları. Resulullah senin için en, en güzel örnek. Ama önemli olan, bakın burası çok ince bir şey. Allah Resulü herkese örnek değil ha. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ancak derdi Allah olan, derdi ahiret olan ve Allah'ı zikredenler için örnek. Çünkü limen diyor ya ayet-i kerimede limen kana Allah'ı umanlar için örnek. Sen eğer Allah'ı ummuyorsan, derdin Allah değilse, Allah'ı çok zikreden bir insan değilsen Resulullah senin için örnek değil. Örnek ama senin için değil. Yani ha Allah Resulü şunu yapmış, ha bunu yapmış. Hiç önemi yok. Ama ben Rabbime hesap vereceğim diyorsan senin için örnek. Yine kardeşler neden Resulullah'ın ahlakını öğreneceğiz? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ahlakı tamamlamak için geldi. Dedi ki innema buistu li utammima makarim ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak için geldim. Bu ne demek? O gelmeden önce ahlak eksikti. Ondan önceki süreçte ahlak nakıstı. Onunla kemale erdi. Onunla eksiklikler giderildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bakın sadece bunu tamamlamak için gönderildim dedi. Burada önemli bir ifade tarzı var. ma diye başlıyor Resulullah Efendimiz. Hasır edatı. Yani ben başka değil sadece bu gaye için gönderildim. Subhanallah. Efendimizin tek gönderiliş gayesi sanki buymuş diye senin kafana nakşetmek için innema diyor. Ben ancak bunun için gönderildim. Ancak ancak. Ne için ya Resulallah? Eksik olan, nakıs olan ahlakı tamamlamak için. Bakın ilginç bir hadise anlatacağım. Ebu Zer radıyallahu anh'ın Müslüman oluş hadisesini biliyorsunuz. Duyuyor bir şeyler Mekke'de birisi çıkmış insanları Allah'a davet ediyor. Ebu Zer radıyallahu anh biliyorsunuz Resulullah Efendimiz gelmeden namaz kılmış bir insandır. Resulullah Efendimiz gelmeden önce insanların yanlış üzere olduğunu bilen bir insandır. Yani çok sapkın bir insan değil. İşte Allah Resulü ile alakalı bir şeylerin çıktığını duyunca kardeşini görevlendiriyor. Diyor ki git. Senin orada işin varmış. Bir de şu çıkan insandan bana bir haberler getir. Kardeşi gidiyor. Allah Resulü ile alakalı araştırma yapıyor. İnsanlara soruyor, soruşturuyor. Mekke'de gündemi takip ediyor. Sonra tekrar Ebu Zer radıyallahu anh'ın yanına geliyor. Yanına geldikten sonra ona diyor ki bak kardeşim. Ben onu araştırdım. Onun sözlerini dinledim bizzat Efendimizle görüşüp onun ne anlatmaya çalıştığını anlamış, anlamaya çalışmış ve demiş ki bi makarim بِمَكَارِمِ ahlak. Ben onun güzel ahlakı insanlara emrettiğini gördüm. Bunu dediğinde Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanında ya üç ya beş Müslüman var. İlk günleri ya davetin ilk günlerinde bile insanlara ahlakı anlatan bir peygamber. Ahlakı emreden bir peygamber. Bunun da ben geçen derslerde altyapısını anlattım. Allah Azze ve Celle insanlara tevhid anlatmamış sadece ilk günlerde. Tevhidle beraber ahlak anlatmış. Çünkü ahlaktan yoksun olan bir tevhid Allah korusun yanlış insanlar çıkarır. Bu tevhidin kusuru değil insanların kusurudur. O nedenle Allah Celle Celaluhu tevhidi ahlakla beraber anlatmıştır. İşte bu onun en açık örneklerinden bir tanesi. O nedenle biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı tamamlamak için gönderildiğini bileceğiz. Ve bundan dolayı onun ahlakını öğreneceğiz, öğreteceğiz. Bunun için Allah Resulü'nün ahlakını anlatacağız. Son olarak neden Allah Resulü'nün ahlakı diyelim? Kardeşler onun ahlakı Kur'an olduğu için. Onun ahlakı Kur'an. Kur'an'da Allah ne anlatıyor? Hangi ahlak ilkesiyle bizim ahlaklanmamızı emrediyor? Onlar canlı örnek olarak Resulullah'ın hayatında yer bulmuş, ifadesini bulmuş. Saad bin Hişam diye bir şey var. Ayşe annemize geliyor. Diyor ki: "Ya Ummu'l Müminin, ey müminlerin annesi, en bi'ini an huluki Rasulillah. Resulullah Efendimizin ahlakını bana haber ver. Nasıl onun ahlakı?" Dedi ki Ayşe annemiz: "Eleste takra'ul Kur'an? Sen Kur'an okumaz mısın?" Dedi ki: "Bela. Tabii ki okurum. Kur'an okumaz olur muyum?" Bunun üzerine Ayşe annemiz şöyle dedi. Fe inna huluka kuran Allah'ın nebisinin ahlakı Kur'an idi. Şimdi Kur'an ayetleri ancak onu yaşayan insanlar olduğu zaman bir anlam kazanır. Mesela Kur'an bir şey emrediyor. Onu yaşayan insan olmadığı zaman bu ayet sadece Kur'an'da var olan bir ayet olarak kalacak. Ama onu yaşayan insanlar, onu yaşayan toplumlar olursa o zaman Kur'an'ın bu ahlak ilkeleri bir anlam ifade edecek. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem pratik hayatıyla Kur'an'ın ahlak ilkelerini bizlere anlatmış. En güzel şeklini göstermiştir. Hani bugün hadis inkarcıları sürekli Kur'an ahlakı, Kur'an ahlakı, Kur'an ahlakı diyorlar ya. İnanın Allah Resulü'nü hayatlarından diskalifiye ederek aslında Kur'an ahlakını da hayatlarından çıkarıyorlar. Ya Kur'an ahlakı ne? Resulullah'ın ahlakı işte. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da emrettiği ahlakın nasıl olması gerektiğini Resulü üzerinden sana anlatmış. Sen Resulü çıkarttığın zaman devreden Kur'an ahlakını sen şekillendireceksin. Kafana göre anladığın bir ahlak ortaya koyacaksın. Mesela bunların anladığı Kur'an ahlakına göre açık kadınlarla tefsir dersi yapmakta hiçbir beis yok. Tokalaşmakta, onlarla gülüşmekte, onların gözüne bakarak Allah'ın ayetlerini anlatmakta hiçbir beis yok. Niye? Çünkü Kur'an'da Allah böyle bir şey yasaklamadı diyor adam. Ama sen Resulullah Efendimiz'in hayatına baksaydın Allah Resulü'nün kadınlarla bir araya bu şekilde gelmediğini, onlarla asla el sıkışmadığını, onlara dokunmaktansa kafasına demirden çivilerin girmesini tercih ettiğini sen görürdün. Ama Resulullah Efendimiz'i hayattan çıkarınca işte Kur'an'ın ahlakı dediğin o şeyleri sen şekillendiriyorsun. O nedenle bakın tekrar ediyorum bir Resulullah bizim için nimet olduğundan dolayı. İki, en mükemmel insan o olduğundan dolayı. Üç, güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiş olduğundan dolayı. Dördüncüsü de onun ahlakı Kur'an ahlakı olduğundan dolayı biz bu ahlakı öğrenmeli, bunun için çaba sarf etmeli ve bunu anlatmalı, insanlara ulaştırmalıyız. Yani biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını öğreneceğiz diyoruz. Doğru mu? Bizim derslerimizin şu andaki gayesi bu önderimiz Resulullah. Ama biz neden bunu öğreneceğiz? Onun adını koymamız lazım. Neden Resulullah'ın ahlakı? Neden başkalarının değil de özellikle onun? Çünkü bu saydığım sebepler bunu ortaya koyuyor. Kardeşler, şimdi Allah Resulü'nün ahlakını öğreneceğiz de bunu öğrendiğimiz zaman bize ne var? Yani ben bu ahlakı öğrendiğimde ne elde edeceğim? Öyle ya. Hangi amel olursa olsun ne kazanacağınızı bilmezseniz ona dört elle sarılamazsınız. Siz neden mesela Allah'ı tevhid ettiniz? Çünkü biliyorsunuz ki tevhid ettiğinizde kesin cennet var. Siz neden mesela ana babanıza iyilik ediyorsunuz? Çünkü onları razı ettiğinizde kesin Allah'ın rızası var. Siz neden namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, cihat etmeye çalışıyorsunuz, davet yapıyorsunuz? Bunları yaptığınızda kesin size firdevs var. Onu bildiğinizden dolayı. Bakın amelin neticesine vaat edilen ödülü bilince insan o amele dört elle sarılır. Şimdi ben Resulullah'ın ahlakını öğrenince o ahlakı yaşayınca bana ne var ne var? Bunu bir bilsek var ya o zaman ahlakı daha önceleriz. Ahlakı elde etmek için elimizden geleni yaparız. Beş madde sayacağım. Vallahi çok büyük mükafat. Eğer siz şu beş maddeyi güzel anlayın. Güzel idrak edin. Yemin ediyorum bunu elde etmek için var ya her şeyinizi feda edersiniz. Allah bizi buna muvaffak kılsın. Bu ameli işlemeye bizleri inşallah layık eylesin. Kardeşler birincisi neden ahlak? Cennete en kestirme yoldan götüren şey olduğundan dolayı. Cennete en kestirme seni götüren ne? Ahlak ya. imandan sonra tabii ki. Ahlak. Yani Nafile namazlar, nafile oruçlar, nafile diğer ibadetler değil. Seni cennete imandan sonra en kestirme yoldan götürecek şey kesinlikle güzel ahlak. Bakın, ben sorsam, desem ki sizce cennete en kestirme yoldan sizi götüren şey nedir? En kestirme yoldan. İnanıyorum ki tereddüt etmeden kiminiz diyecek ki, "Hocam kesinlikle Allah yolunda cihattır." Kiminiz diyecek ki, "Hocam namazlarımızdır. Kiminiz diyecek ki geceleri ihya etmektir. Kimimiz diyecek kittir ki sadaka vermektir. El hak hepsi doğrudur. Bunların hepsi insanı cennete götürür. Ama en kestirmesi hangisi? Şimdi gelin bu soruyu Resulullah Efendimiz'e soralım. Diyelim ki ya Resulallah bizi cennete en kolay götürecek, en kestirme yoldan götürecek amel nedir? Bakalım Allah'ın Resulü ne diyecek? Bakın Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki bir gün Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a dedim ki Ya Resulallah insanları en çok cennete götürecek şey nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki takvallahi ve husnul huluk. Allah'tan korkmak, takvalı olmak bir de güzel ahlaklı olmaktır. Husnul huluk, güzel ahlak. Sonra dedim ki ya Resulallah peki insanları cehenneme en çok götüren şey nedir? Dedi ki el femu vel fercu. Ağız yani dil ve bir de insanın avret mahalleri. Bu ikisiyle işlenen günahlara karşı dikkatli olmazsa mesela ağızla işlenen günahlar gıybet, yalan, iftira, nemime bunlar insanları Allah korusun cehenneme götürebilecek dil amelleri. Bunlara dikkat etmezsen bir de mahrem yerlerinle işleyeceğin günahlara dikkat etmezsen en kestirme yoldan cehenneme gidersin. Allah muhafaza buyursun. Şimdi kardeşler bize biraz önce sorulan ya da size sormaya çalıştığım soruyu Resulullah Efendimiz'e sorduğumuzda ne dedi? Cennete en kolay götüren, en çok götüren, en kestirme götüren nedir ya Resulullah dediğimizde ne dedi? Bir, takva yani din konusunda acaba Rabbim ne der? Ben böyle yaparsam Rabbimi üzer miyim? Şu ameli işlersem Rabbim kızar mı? Bu hassasiyete sahip olmak takva bir de güzel ahlak. İşte biz en kestirme yoldan en kolay şekilde cennete gidebilmek için güzel ahlaklı olacağız. Bir, birinci sebep bu. İki, kıyamet günü mizanımızda, terazimizde en güçlü, en ağır basacak amel ne? Biraz önce sorduğum sorunun aynısını soralım. Size göre kıyamet gününde Allah'ın huzurunda mizanda en ağır basacak amel ne? Kimimiz diyecek ki cihat, kimimiz diyecek ki namaz, kimimiz diyecek ki ilim, kimimiz diyecek ki sadaka, kimimiz diyecek ki ana babaya iyilik etmek. El hak hepsi ağır basacak ama en ağır basacak hangisi? Şimdi ağır basmak var, en ağır basmak var. Arasında fark var. Bu soruyu da Allah Resulüne soralım. Diyelim ki ya Resulallah Babalarımız, analarımız sana feda olsun. Bize söyler misin? Mizanımızda en ağır basacak amel nedir? Ne diyor biliyor musunuz Efendimiz bu soruya? Ma min şeyin eskalu fi mizanil mu'mini yevmel kıyameti min husnil huluk. Kıyamet günü mümin kulun terazisinde güzel ahlaktan daha ağır başlayacak hiçbir şey yoktur. Ne senin nafile namazların, ne senin geceleyin kıldığın teheccüdler, ne senin gizli gizli verdiğin sadakalar. Vallahi hiçbirisi güzel ahlaktan daha değerli olmayacaktır. Kardeşler güzel ahlak basit bir şey değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nazarında da en değerli amel. İmandan sonra seni Allah'a en çok yaklaştıracak amel. O nedenle hiçbir nafile güzel ahlaktan daha değerli olamaz diyoruz. Hiçbir nafile güzel ahlaktan daha ağır olamaz. Bu bize ne ifade ediyor? Bu bize şunu ifade ediyor. Demek ki mümin olarak bizlerin yapması gereken tevhidden sonra, imandan sonra yapması gereken en yegane, en önemli şey daha çok, daha iyi, daha sürekli ahlakımızı güzelleştirmeye çalışmak. Bunu yaparsanız az amel işleseniz de Vallahi kıyamet gününde en ağır mizanı gelecek insanlardan biri siz olacaksınız. Çok amel işleyemeyebilirsiniz. Ama güzel ahlaklı olun. Ben Resulullah'ın bu şehadetiyle sizin kıyamet gününde en ağır teraziye sahip olacak insanlardan olacağınıza şahitlik ederim inşallah. Üç. Az çalış, çok kazan. Şimdi Allah için soruyorum. Hanginiz az çalışıp çok kazanmayı istemez? Yani haftada bir gün çalışsın, bir haftalık etini çıkarsın. Ayda üç gün çalışsın, bir aylık maaşını çıkartsın. Kim istemez bunu? Hangi akıllı Müslüman istemez? Herkes bunu ister. Kalan zamanında da Allah yolunda koştursun. Aynı şeyi din uğrunda niye yapmıyoruz? Az çalış çok kazan kardeşim. Yani kendini çok 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 ibadetle yoracağına az ve kaliteli bir şey yap. O çok ibadet edenlerden daha üst seviyeye git cennette. Bunu kim istemez? Bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden hareketle yine net bir şekilde güzel ahlak diye tarif ediyoruz. Abicim güzel ahlak insanı yani cennette en yüksek en üst mertebelere götüren bir ameldir. Az çalıştırıp çok kazandıran bir ameldir. Tartışmasız yani. Bakın ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam Ebu Davud ve Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste. İnnel mu'mine la yudriku bi husni saimil Şüphesiz ki mümin güzel ahlakı sayesinde gündüzleri oruç tutan geceleri de teheccüd namazı kılıp gecelerini ihya eden bir adamın derecesine ulaşır. Mümin güzel ahlakıyla yani oruç tutmadan gece namazı kılmadan sadece güzel ahlakı sayesinde Bunların yakaladığı makamı yakalar. Şimdi ödül büyük. Vaat edilen şey muazzam. Ama bunun karşılığında bilin ki bu amel çok zor. Yani tamam ya o zaman güzel ahlaklı olalım. E hadi oğlum bakayım şu toplumda. Hepimiz çatlarcasına uğraşıyoruz değil mi güzel ahlaklı olabilmek için? Sadece trafiğe çıkmamız yeter. Ne kadar kaliteliyiz işte trafikte hepimizin ahlakı ortaya çıkıyor. Ya da insanlarla birazcık mesela içli dışlı olduğumuz zaman onlardan gelen zulümler, onlardan gelen haksızlıklar bizim kalitemizi ortaya çıkarıyor. Ne kadar ahlaklıyız işte görebiliyoruz yani. O nedenle yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam güzel ahlaklı olduğunuz zaman gündüzleri oruç tutan, geceleri teheccüd kılan adamların ecrini alacaksınız diyor ama bu amel çok zor, kolay bir şey değil. Kolay olsaydı zaten herkes güzel ahlaklı olurdu. Dört. Cennetin en üst tarafında, en güzel tarafında Allah sana köşk verecek. Şimdi kardeşler, Allah için samimiyetle söyleyin. Hanginiz cennete girdiği zaman cennetin şöyle kapısının yanında, dibinde, en uç köşelerinde köşk sahibi, ev sahibi olmak ister? Mesela hanginiz Konya'nın Saracoğlu tarafında, Erler köyünde Karaslan o dip tarafında Resil'de buralarda ev sahibi olmak ister kardeşim Meram dururken, Lale Bahçe dururken, Gül Bahçe dururken, buralar dururken Karaslan'a gidilir mi? Erler köyüne gidilir mi? Resile gidilir mi? Buralar yani taşra. Cennette de ya Firdevs dururken kapının dibinde durulur mu? Hanginiz ister? Allah razı olsun soruyorum yani. Hepiniz Firdevs istiyorsunuz değil mi? Allah Celle Celaluhunun arşına en yakın yer peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin makamı. Buralar dururken hanginiz kabının dibine razı olur? Allah için soruyorum. Razı olur musunuz? He. Şimdi razı olmuyorsanız o zaman bunun bedelini ödeyip en üstlere doğru gideceksiniz. Bakın kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam diyor ki Ene zaimun bi beytin fi rabadil cenne limen terakel mira'e ve kana muhikkan Ben kefilim diyor. Kefil haklı bile olsa Allah rızası için tartışmayı terk edene, cennetin kenarlarında bir köşk verileceğine. Yani sen haklısın ya, yüzde yüz haklı olduğuna inanıyorsun. Ama baktın ki tartışma bir sonuç getirmiyor. Tartıştıkça daha kötüye gidiyorsun. Mesela ailelerimizde, çocuklarımızda bu çok olabiliyor. Yani çocuğunla tartışıyorsun, tartışıyorsun, nefretin artıyor. Onun sana saygısızlığı artıyor. Haklısın kardeşim. Susuver Allah rızası için. Sen böyle yaparsan Allah Resulü diyor ki bak ben kefilim. Ya kefili Resulullah olanın hiç sonu hüsran olur mu? Hiç kaybeder mi? Ben sana cennetin kenarında ev verileceğine ke kefilim. Bu bir. İki Ve bi beytin fi vasatil cenneh limen terakel kezibe ve inkane mazihan şaka yere bile olsa yalan söylemeyi terk edene yani şaka yere dahi yalan söylemeyene Cennetin orta yerlerinde bir köşk verileceğine ben kefilim. Üç ve bir beytin fi el cenne. Cennetin en üst tarafında yani Rahman'ın arşına en yakın olan yerde yani Firdevs'te bir ev verileceğine, bir köşk verileceğine, bir saray verileceğine ben kefilim. Limen hasune hulukuhu. Ahlakı güzel olan Müslümana. Eğer senin ahlakın güzelse, eksikliklerini gidermek için çabalıyorsan, hakikaten bu noktada bir gayret ortaya koyuyorsan, kardeşim sana cennetin en üstünde köşk verilecek. Vallahi ben buna kefilim. Benim buna kefil olmamın da en büyük sebebi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Onun kefil olduğuna hanginiz kefil olmaz? O kefilse biz de kefiliz. Onun kefaletine dayanarak diyoruz ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakını yaşayın. Yaşamak için çabalayın. Firdevs'in en üst köşesinde, en üst yerinde, Rahman'ın arşının dibinde, altında size köşk verilecektir. Allah bizi bunlardan eylesin. İstediğiniz zaman Allah'tan bunu isteyin inşallah. Kardeşlerim son olarak da komşun Resulullah olacak. Eğer sen ahlakını güzelleştirmeye çalışırsan bu ahlak ilkelerini öğrenir ve bu noktada bir çaba ortaya koymaya çalışırsan komşun Resulullah olacak ya. Hanginiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle cennette komşu olmak istemez? Düşünsenize kapınızı her açtığınızda onun mübarek yüzünü göreceksiniz. Sonra dışarıya şöyle bir hava almaya çıkayım dediğinizde bir bakacaksınız ki Ebu Bekir'le Ömer'le orada oturuyor. Hanginiz bu şerefe nail olmak istemez? Allah razı olsun soruyorum ya. Vallahi gerçekten insan bak anlatırken duygulanıyor, anlatırken heyecanlanıyor değil mi? Evimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vaadiyle dip dibe eviyle yakın olacak. Ama bir şartla. Her şey şarta bağlanmış. İşte bu şartı yerine getirmek lazım. Neymiş o? Buyuruyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam. İnne min ehabbikum ileyye. Sizin içinizden bana en sevimli olanlarınızdandır. Bu bir. İki, ve akrabikum minni meclisen yevmel kıyame. Kıyamet günü bana oturma yeri en yakın olanlarınızdandır. Yani evi evimin dibinde olacak olanlardandır. Kim ya Resulallah? Ehasinekum <laughs> ahlakan. Ahlakça en güzel olanlarınız. Ahlakça en güzel olanlarınız bir, en çok sevdiklerimdendir. İki, kıyamet gününde bana en yakın meclisi yani oturduğu yer bana en yakın olacak olanlarınızdandır. Bu ne demek biliyor musunuz? Eğer ahlakınızı güzelleştirirseniz kıyamet gününde Resulullah Efendimizin komşusu olacaksınız demektir. İnanın bu böyle. Allah Resulü diyor ya inne min ve akrabikum bu ifade demek ki başka amelleri yapanların da Resulullah Efendimiz'e komşu olabileceğini onların da Allah Resulü'ne en sevgililerden e, olabileceğini ifade ediyor. Böyle yapanlarınız bana en yakın olacaklarınızdandır. Demek ki başkaları da var. Ama konumuz itibariyle evi ona en yakın olacaklar, ahlakı en güzel olacak olanlardır. Şimdi Allah için soruyorum kardeşlerim. Bu kadar faziletli olan bir şey seni Resulullah'a komşu yapacak. Az çalışıp seni çok kazandıracak. Cennetin en üstünde sana bir köşk kazandıracak. Mizanda en ağır teraziyi senin terazin yapacak. Bir de cennete en kestirme yoldan götürecek bir amel. Basite alınacak bir amel midir? Bu öğrenilmeye değmez mi ya? Böyle büyük mükafat veriliyor. Allah rızası için hangi ameli okuduğunuzda bu kadar büyük mükafat gördünüz siz? Yani mesela sadaka vermek evet çok büyük bir ameldir. Allah rızası için fakirlere yardım etmek vallahi çok büyük bir ameldir. Ama sadaka vermek güzel ahlaktan daha değerli değildir. Çünkü güzel ahlakla sen insanları fiilinle, görüntünle Allah'a davet ediyorsun. Sadaka sadece sana ve verdiğin adama faydası var. Güzel ahlakının şu ümmete faydası var. Seni gören insanlar senin bu ahlakınla bir şey anlatmasan bile Müslüman olacak. O nedenle Allah tabii ki bunu en büyük ödülle ödüllendirmiş. İşte bu ödüle sahip olabilmemiz için bizim ahlaklı olmamız lazım. Ama ahlaklı olabilmemiz için ahlakın efendisini, seyyidül ahlak, onu tanımamız lazım. Onu tanıyabilmemiz için de inşallah bu tarz dersler yapmamız, bu tarz dersleri dinlememiz lazım. Allah için bu dersleri önemseyin. Bu ders silsilesini bir kere dinlemekle yetinmeyin. Bir daha dinleyin, bir daha dinleyin. Çünkü kardeşlerim bakın, bir nüktedir. Bunu bir alimden dinlemiştim. Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz'e Kur'an'ında diyor ki biz senin kalbini pekiştirmek için senden önceki peygamberlerin kıssalarını sana anlatıyoruz. Yani Allah Azze ve Celle peygamberini bile kendisinden önce yaşayan peygamberlerin kıssalarıyla, onların hayat hikayeleriyle, onların yaşamış olduğu yaşantıyla kalbini pekiştirdi. Peygamberimiz de insan, insan yani. Onun da kalbinin pekiştirilmeye, kalbinin teselli edilmesine ihtiyacı var. Allah Azze ve Celle bunu neyle yapıyor? Önceki peygamberlerin hayat hikayelerini ona anlatarak. Yahu kardeşim biz de eğer kalbimizin pekiştirilmesini, kalbimizin canlı tutulmasını dinlediğimiz zaman şöyle elhamdülillah ya benim kalbim inşallah imanla doldu diyebilmesini istiyorsak o zaman sen bütün peygamberlerin efendisi olanın hayat hikayesini öğreneceksin. Vallahi sırf bu bile, sırf bu bile siyer öğrenmeye, Peygamber Efendimizin şemailini yani nasıldı, nasıl giyinirdi, nasıl yer, nasıl içerdi, hali ahvali nasıldı, şemail dediğim şey bunu öğrenmeye sırf bu bile onun ahlakını öğrenmeye değer ya. O nedenle Allah Resulü'nün ahlakını anlatan kitapları, ahlakını anlatan dersleri has zaten dinleyin. Bunları dinlerseniz ben Rabbimizin bu ayetinden hareketle net olarak söylüyorum ki Allah sizin kalbinizi pekiştirir. Peygamberin şemailinde, ahlakında, siretinde İnsanın kalbini iman üzere sabitleştirecek, pekiştirecek şeyler vardır. İmanınızda sebat etmek istiyorsanız bunu öğreneceksiniz. Yani bunu İbrahim Hoca anlatıyor, ısrar ediyor diye değil ya. İmanınızda sebat etmek için öğrenin. Önemseyin Allah rızası için. Kardeşlerim, şimdi ahlakın değerini, faziletini öğrendik. İyi de ahlak ne? Hakikaten bize sorsalar deseler ki hocam ahlak ne? Yani bahsediyorsun haftalardır ahlak ahlak ahlak. Ne bu ahlak? Bizim faziletini öğrendiğimiz, mutlaka öğrenmemiz gerektiğine inandığımız bu ahlakın bir tanımı var. Ne demek yani? İnşallah şimdi onu anlatacağım. Ahlakın ne olduğunu bilmeden yapacağımız her türlü değerlendirme, her türlü faaliyetimiz kesinlikle bizi yanlış sonuçlara ulaştıracaktır. Çünkü Kimi insanlara göre ahlak bir insanın düzgün oturup düzgün kalkması, yemesine, içmesine, kıyafetine dikkat etmesi, elinin ayağının düzgün olması. Adam böyle el ayağı düzgünse iyi maşallah çok ahlaklı. İyi de ahlak bu değil ki. Şimdi ahlakı değerlendireceğiz ya. Ahlakı düzgün tanımlamamız lazım. Bu olmadan o zaman kesinlikle yanlış değerlendirme yaparız. Hataya düşeriz nice konuşması düzgün, kıyafeti düzgün, elaya düzgün insan var ki kafirlerden daha beter ahlakı var. Nice elaya düzgün olmayan, üstü başı belki çok kaliteli olmayan, saçı başı dağınık olan nice insanlar da var ki inanın sahabe gibi edepli ve ahlaklı. Demek ki ahlak giyimde kuşamda, oturup kalkmada ya da elinin ayağının düzgün olmasında değil. Bunu böyle bilmek lazım. Şairin birisi var. Diyor ki: "Leysel cemalu bi asbabin tuzayyinuna. İnnel cemale cemalul ilmi vel edebi. Leysel yetimul lezi kad mata validuhu. İnnel yetime yetimul ilmi vel edebi." Güzellik bizleri süsleyen elbiselerle değildir. Asıl güzellik ilmin ve edebin güzelliğidir. Yetim babası ölen değildir. Asıl yetim ilimden ve edepten yoksun olandır. Kimmiş yetim? İlmi ve edebi ahlak olmayan adam. Yine bir tane şair de şöyle diyor. Hel yanfa'ul fityana husnu wujuhihim iza kanat al akhlaqu Gençlere yüzlerinin güzelliği fayda mı verir? Ahlakları güzel olmadıktan sonra. Yani gencin yüzü güzel olsa ne olur? Kaşı gözü eli ayağı düzgün olsa ne olur? Ahlakı güzel olmadıktan sonra, edebi güzel olmadıktan sonra. O nedenle kardeşlerim, kulaktan dolma bilgilerle değil, tecrübelerle, ilmi verilerle ahlakı tanımlamamız lazım. O halde nedir ahlak? Şimdi ahlak hakkında bir sürü tanım yapılmış. Hakikaten kitaplara baktığınız zaman onlarca tarif getirilmiş. Fakat bu alanda Kitap yazan herkesin ittifakla en güzel tanımdır dediği İmam Cürcani'nin tarifatta yaptığı tanımı getireceğim. Diyor ki ahlak nefiste köklü bir şekilde yer etmiş bir durumdur ki insanın tüm eylem ve davranışları herhangi bir düşünmeye ihtiyaç duymaksızın kendiliğinden ve kolaylıkla ondan meydana gelir. Senin nefsinde köklü bir şekilde yer etmiş bir hal sen hiç düşünmeye, tefekkür etmeye gerek duymadan onun etkisiyle bir takım davranışlar ortaya koyuyorsun. Yani anlık hiç düşünmeden bir tavır ortaya koyuyorsun. İyi veya kötü. İşte budur ahlak. Eğer bu hal akıl ve şeriat açısından güzel olan eylem ve davranışların kolaylıkla meydana gelmesine el veriyorsa güzel ahlak diye adlandırılır. Şeriatın onayladığı bir tavır ortaya koyuyorsan sen güzel ahlaklısın. Şayet kendisinden çirkin sayılan fiiller sadır oluyorsa o zaman davranışların kaynağı sayılan bu hale kötü ahlak ismi verilir. Tanımda ahlak için nefiste köklü bir şekilde yer etmiş bir durum dedik diyor Seyit Şerif Cürcani. Çünkü kendisinden ara sıra maddi fedakarlıkta bulunma eylemi meydana gelen kişiye sırf bu vasıf nedeniyle köklü bir şekilde yer etmediği sürece bunun ahlakı cömertlik ahlakıdır denilmez. Bakın nefsinizde köklü bir şekilde yer etmiş bir durum diyor. Demek ki sende köklü bir şekilde yer etmemiş bir durum senin için güzel ahlak değil. Mesela sen cimrisin, arada bir infak ediyorsun. Sen cömert misin? Hayır. O cömertlik, o infak sende köklü bir şekilde oturmamış. O zaman senin ahlakın cömertlik ahlakı değil. Yine diyor ki Cürcani, aynı şekilde öfke anında Büyük uğraş ve çaba sonucu susmayı anca becerebilen, yani çok büyük uğraşlardan sonra ancak öfkeni dindirebiliyorsun. Böylesi bir kişiye de bunun ahlakı hilimdir, yumuşak huyluluktur denilmez. Çünkü kökleşmemiş. Ahlak bir işi yalın bir şekilde yapmaktan ibaret değildir. Yani adam bir sefer infak etti, bir sefer öfkesini yendi. Sadece bunu yaptı. Buna ahlak denmez. Çünkü ahlakı cömertlik olan nice insanlar vardır. Kimi zaman malı olmadığı için bazen de başka bir sebepten dolayı harcama yapamaz. Ahlakı cimrilik olan nice insan da vardır ki bir sebebe binaen ya da riya için harcar da harcar. Bakın nice adamlar vardır. Adam cömerttir ama elde yok ki versin. Veremiyor. Bu adam şimdi cömert değil mi? Hayır, cömert. Vermese bile cömert. Kimileri de var. Veriyor da veriyor. Aslında cimri. Fakat vermesi riyadan kaynaklanıyor. Gösterişten falanca veriyor desinden kaynaklanıyor. O nedenle bizim ahlakı tanımlarken bu İmam Cürcani'nin yaptığı tanımı unutmamamız lazım. Şimdi en kritik nokta bu tanımdaki en can alıcı nokta şurası. Senin ahlaki fiillerin herhangi bir düşünceye ihtiyaç duymaksızın kendiliğinden ve kolaylıkla meydana gelebiliyor mu? Eğer ahlaki fiillerin kendiliğinden düşünmeden ani bir refleksle meydana geliyorsa iyiyse bunlar iyi ahlaklısın, kötüyse kötü ahlaklısın. Önemli olan senin yaptığın şeylerin kendiliğinden senden meydana gelmesi. Öfkelendin. Öfkeni eğer hemen yenebiliyorsan o zaman sen gerçekten sabırlısın, sabır ehlisin. Ama öfkelendin mi abi 10 gün, 15 gün öfkenin gerektirdiği şeyleri yapıyorsan, küs duruyorsan Kusura bakma sen sabır ehli değilsin. İşte bu kolaylıkla yapıp yapamama meselesi hakikaten bu tanımı anlama açısından çok önemli. Şimdi Allah için kendimizi muhasebe edelim kardeşler. Kolaylıkla malından harcama yapabiliyorsan hiç düşünmeden, tereddüt etmeden Allah için üzerine düşen bir şey olduğunda adım atabiliyorsan sen cömertlik ahlakına sahip bir adamsın. Velev ki Harcama yaptığında az bir şey harca. Velev ki imkansızlıkların nedeniyle hiç harcama yapma. Önemli olan bakın burada ne? Üzerine bir şey düştüğünde az olsun çok olsun hemen adım atabiliyorsan düşünmeden ben varım diyebiliyorsan al kardeşim şu parayı diyebiliyorsan sen cömertsin. Velev ki hiç harcama yapama. Veya 3-5 kuruş ver yani. Yine mesela şefkat ve acımayı gerektiren bir hal yaşadın. Yani sevmediğin bir tip gördün ama adam gerçek acınacak bir durumda. Eğer sen böylesi bir durumda, karşı tarafın kimliğine, kişiliğine ne olduğuna bakmaksızın anında merhametin gerektirdiğini yapabiliyorsan, sen merhamet sahibisin. Ama hakikaten merhameti gerektirecek bir durumda adamın kimliğine bakıp merhamet edip etmeyeceğine karar veriyorsan, sen merhamette değilsin, sen zalimsin. Mesela adam Suriyeli. Şimdi toplumda öyle insanlar var. Ya peygamber olsa avluya koymam diyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kürt olsa, evli olsa evime koymam. Ya deli misin sen ya? Bir adam Kürt diye Allah korusun ya bu ne biçim bir ırkçılıktır? Bu küfürdür ha. İnsanı dinden çıkarır böyle bir ırkçılık. Sen adam Kürttür diye ne demek ben evime koymam? Peygamber olsa avluma koymam. Allah korusun sen o zaman azgın bir kafirsin. Ebu Cehil'den ne farkın var? Ula Ebu Cehil bile evine peygamberi koyuyordu. Bu hastalık hastalık. Adam Kürtse yani acınacak bir durumdaysa bile acıyıp acımamada sırf Kürt olduğundan dolayı düşünüyor. Sen zalimsin ya. Sen karşı taraftaki adam Suriyeli diye yardım edeyim mi etmeyeyim mi diye düşünüyorsun. Ya adam aç aç. Hayvan olsa yardım edilir. Bunun Suriyeli olup olduğuna bakılır mı? İşte sen bakıyorsan sen de affedersin dışarıdaki hayvanlardan beter bir hayvansın yani. Merhametli insan bunu yapamaz. Karşısındaki adam kafir bile olsa mazlumsa dinini sormaz. Kafirse bile yardım eder. Mazluma din sormamayı bize İslam emretti. Karşımdaki adam mazlumsa buna rağmen kafirse ben yine yardım ederim kardeşim. Çünkü İslam mazluma yardım et demiş. Velev ki kafir olsun. İşte bunu düşünmeden yapabiliyorsak biz bu ahlaka sahibiz. Mesela böyle öfkenizi patlatacak bir durumla karşı karşıya kaldınız. Eğer siz zorluk çekmeden, bu öfkenizi yenebiliyorsanız, siz sabır ehlisiniz. Ama öfkenizi kontrol altına alamıyor, sizi durdurmak için 3-5 Müslüman ancak böyle bir çaba ortaya koyarak sizi e, durdurmaya falan çalışıyorsa, abi kusura bakmayın, siz sabır ehli değilsiniz, siz tahammülsüzsünüz. Şimdi anlatabildim mi? Ahlak, insanın fıtratında, yapısında var olan ve kolaylıkla meydana çıkan şeydir. İyi veya kötü fark etmez. İyi ise meydana çıkan şey sen iyi ahlaklısın. Kötü ise kötü ahlaklısın. Şimdi mesela trafikte olduğunuzu düşünün. Trafikte adam sizin hakkınızı çiğniyor. Allah belanızı versin de adi adam da şöyle de böyle de camı indirip sövmek. Ya arkadaş adam alt üstü bir hakkını yemiş. Bu adam akşama kadar Allah'ın elli tane hakkını yiyor. Allah cezalandırmıyor. Biraz sabret. İnsan namkör, insan zalim, insan hakker. Bunu bileceksin. Diyeceksin ki yahu Rabbimin hakkını çiğneyen adam benim hakkımı mı çiğnemeyecek? Sabredeceğim diyeceksin. Bunu yapmamız lazım. Ha bu bir seferde olmaz. Bunun için çaba ortaya koyacaksınız. Bir yapacaksınız yanılacaksınız. İki yapacaksınız yanılacaksınız. Bir daha diyeceksiniz böyle böyle böyle. Bakacaksınız ki bir yıl sonra bu sizde yavaş yavaş oturmaya başlamış. Allah için bunu ciddi ciddi önemseyelim kardeşler. Şimdi Allah için soruyorum, bakın birileri zulme maruz kaldığında hemen tepki verebiliyor musunuz? Kim olduğuna bakmaksızın tepki veriyorsanız, evet kardeşim, siz adil bir insansınız. Bir yetimi, bir mazlumu, bir cılız hayvanı gördüğünde acıma duyguların galeyana gelip tükürükler boğazında dü düğümlenebiliyor mu? O zaman sen merhametlisin yani. Birisi bilmeden mesela hakkına tecavüz ettiğinde, istemeden sana saygısızlık yaptığında, gereğini yapmaya gücün yettiği halde affedebiliyor musun? Mesela çocuklarınız bazen gerçekten saygısızlık yapıyor size. İstesen kemiklerini kırarsın. Ama buna rağmen affedebiliyor musun? Eğer kolaylıkla affedebiliyorsan evet, sen affedici bir insansın. Af ahlakına Bağış ahlakına sahip bir insansın. Yine mesela ahlaksızca bir teklif sunuldu diyelim. Tereddüt etmeden anında hayır diyebiliyor musun? Eğer diyorsan sen hayalısın, iffetlisin. Ama ahlaksızca bir teklif sunulduğunda epey bir düşündükten sonra altını üstünü hesap ettikten sonra hayır diyorsan senin iffetinde problem var. İffet eksikliği var sende. Yine mesela en zor anlarda dahi en menfaatiyle çatıştığı anlarda bile doğru söylemeyi becerebiliyor musun? İşte bunları yapabiliyorsan bunun ahlakına sahipsin. Ve bunun gibi kardeşler yani yüzlerce örnek verebiliriz. İşte siz bunları zorlanmadan, hiç tereddüt etmeden, bir an bile düşünmeden hemen yapabiliyorsanız siz güzel ahlaksınız. Böyle yapamıyorsanız ahlakınızı gözden geçirin. Şimdi bu tanım yani Seyit Curcani'nin yapmış olduğu bu tanım halef ulemasına ait bir tanım. Selef uleması ahlakı nasıl tanımlamış? Selef uleması inanın ahlakı sözleriyle değil aslında hayatlarıyla tanımlamışlar. Hasan-ı Basri rahimehullah'a biliyorsunuz Hasan-ı Basri tabiinin en mükemmel adamlarından en büyük alimlerinden bir tanesi. Onlarca sahabeyi görmüş bir zat Allah ondan razı olsun. Ona güzel ahlak nedir diye sorulduğunda üç şey söylüyor. Bir, kefful eza. iki bezlün neda. 3 palakatul vece. İnsanlara eziyet vermekten uzak durmak. 2 bolca ihsanda bulunmak. 3 güler yüzlü olabilmek. Güzel ahlak budur diyor. O böyle tanımlamış. İnanın var ya şu ahlak tanımının üzerinde dursak mükemmel manalar var. Bakın ben kısaca anlatayım. Birincisi ne dedik? İnsanlara eziyet vermekten uzak durmak. Kardeşler, insanlara el eziyet vermek neyle olur? Genel anlamda bence üç şeyde olur. Bir, insanların mallarında eziyet verebilirsiniz. İki, onların canlarında, bedenlerinde onlara eziyet verebilirsiniz. Üç, onların ırz ve namuslarında, haysiyet ve şereflerinde onlara eziyet verebilirsiniz. Mal, can, bir de maneviyat, haysiyet, şeref. İnsana eziyet verecek buralarda olur. Doğru mu? Şimdi eğer sen karşı taraftaki insanlara mallarında eziyet vermiyorsan, Canlarında eziyet vermiyorsan ve onların ırz ve namuslarına ilişmiyorsan, şeref vahisiyetlerini rencide etmiyorsan o zaman sen ahlakın birinci basamağına, birinci ayağına sahipsin. Peki eziyet neyle olur? Hatırlayın kalp ile olur, dil ile olur, bir de azalarımızla olur değil mi? Bu da üçe ayrıldı. Kalp ile eziyet mesela buğz etmek kalp ile alakalı bir eziyettir. Haset etmek, nefret etmek, kingütmek, çekememezlik, güzelliklerin yok olmasını istemek. Kalbinden bunu böyle arzulamak, başa gelen musibetlere kalben sevinç duymak. Bunlar bir insana kalben yapabileceğin eziyetler. İnsanlara eziyet etmeyeceksin ya. Mallarında, canlarında, haysiyetlerinde. Kalbinle eziyet etmeyeceksin. Yani onların başına musibet gelmesine sevinmeyeceksin. Onlara buz etmeyeceksin, haset etmeyeceksin, çekememezlik yapmayacaksın. O zaman kalbiyle eziyet etmemiş olursun. Dil ile eziyet nasıl? Mesela onlara sövmeyeceksin. Küfür etmeyeceksin. Hakaret etmeyeceksin. Lanet okumayacaksın. Hoşlaşılmayan ağız şakalar yapmayacaksın. Neseplerine dil uzatmayacaksın. Rencide edici sözler söylemeyeceksin. Gıybet yapmayacaksın. Lafını getirip götürmeyeceksin. Bunları yapmazsan sen insanlara eziyet etmemiş olursun. Doğru değil mi? Üçüncüsü de azalarla eziyet. Mesela bir adamı dövmek benim azalarımla ona eziyet etmektir. Mesela rahatsız olacağı el şakaları yapmak. Ya o eziyet kardeş adam el ense çekiyor. Ben rahatsız oluyorum niye yapıyorsun? Benim rahatsız olacağım şeyi yapma bana. Elinle ağzınla bana eziyet ediyorsun. Sonra yine malını gasp ediyorsun. Eşyalarına kesik atıyorsun. Mesela elimde kalem var. Adam geliyor alıyor gömleğinin cebine indiriyor kalemi. Ya ben rahatsız oluyorum bunlar. Bana eziyet ediyorsun. Müminlere eziyet vermenin kendi günahtır. Ellezine yu'zûnel mu'minîne vel mu'minâti bi gayri mektesebû fe kad ve ismen diyor Allah. Mümin erkek ve kadınlara hak etmedikleri şeyden dolayı eziyet edenler büyük bir suçu, büyük bir cürmü taşınmışlar, taşımışlardır. Yani Allah seni bundan dolayı günahkar kabul ediyor. Niye bana eziyet ediyor? O nedenle kardeşler eğer ahlaklı olduğumuzu ölçmek istiyorsak bakın bir. Üç şeyle insanların üç şeyine eziyet vermeyeceğiz. Dilimizle, elimizle, kalbimizle insanların mallarına, canlarına ve onların haysiyetlerine, şeref, namus ve manevi değerlerine eziyet etmeyeceğiz. Bunu becerebiliyor musunuz? Siz ahlaklısınız. Subhanallah ya. Hasan-ı Basri bir cümle söyledi. Vallahi bu cümlenin sadece bu maddesi başlı başına bir ders ya. Sonra dedi ki Hasan-ı Basri da İkincisi de bolca ihsanda bulunmak. Yani bolca ihsanda deyince zannetmeyin bol bol para harcamak. Hayır. Allah'ın sana ihsan ettiği şey ne? Bu para olur. Bu beden gücü olur. Bu ilim olur. Bu bir makam olur. Yani Allah seni Müslümanların ihtiyaç duyacağı bir me mevkiye getirdi. Ya oraya muhtaç olan insanlara yardım etmen de bezlun nedadır işte. da bulunmaktır. Bedeninle Müslümanların evini taşımaya gitmek, onların hizmetine koşturmak bezlun nedadır. Onlara para vermek, sadaka vermek, infak etmek bezlun nedadır. Yağmur yağdığında bir Müslümanı arabana alıp da çarşıya kadar götürmek bezlun nedadır. Yol tarif etmek. Adam yolunu kaybetmiş. Güzelce anlayacağı dilde yol tarif etmek bezlun nedadır. Bunlar hep güzel ahlaktır. Sonra ne dedi Hasan-ı Basri Rahimeullah? Dedi ki üçüncüsü de ve talakatul vecih dedi. Güler yüzlü olmak. Kardeşler abuz, somurtkan, homurtkan böyle olmanın kendisi insanları senden uzaklaştırır. Müslüman mütebessim olur ya. Bazı Müslümanlar var. Yanına gidince valla beş dakika oturasım gelmiyor. Bazı Müslümanlar da var. Sübhanallah yüzüne bakınca valla neşeleniyor insan ya. Hüznü varsa gidiyor. Kardeşim senin Müslüman kardeşine psikolojim ve moralim bozuksa bile güler yüzlü olmaya çalışmanın kendi sadaka. Yani moralim bozuk. Bir kardeşin geldi. Ya moral bozukluğu senin iç aleminde kalsın. Seni ziyarete gelmiş Müslüman. Hoş geldin abi nasılsın? İnşallah daha iyi olacağız. Seni gördüm iyi oldum. Mutlu oldum ya. Diyebilsene. Sen böyle dersen Allah'ın izniyle güzel ahlaklı olursun. Kardeşler evet. bu soruyu İbni Mübarek'e sormuşlar. Güzel ahlak nedir ey imam diye. O da aynı şeyleri söylemiş bir madde ilave etmiş. Yani aynı şeyler derken güler yüzlü olmak, ihsanı bol bol yapmak, insanlara eziyet vermekten uzak durmak. Bir de demiş ki ve ente ma yekunu minen nas. İnsanlardan sana gelen sıkıntı verici şeylere tahammül göstermek. Bazen insanlar gerçekten patavatsız. Hakikaten patavatsız. Bazen öyle el şakalar yapıyorlar. Bazen öyle laflar ediyorlar. Yani insanın morali bozuluyor. Tahammül edeceğiz kardeşim. Adam art niyetli değil ya. Ne demek istediğini bilmiyor. Mesela benim bir hocam vardı. Şundan çok rahatsız olurdu. Kardeşler gelirlerdi. Hocam şu konuda bilginiz var mı? Derdi ki bize ya kardeşim bak benim bilgim olmasa bile bir hocaya böyle sormak ayıptır ya. Bir hocaya diyeceksin ki hocam şu konu hakkında bize ne dersiniz? Nasıl yönlendirirsiniz? Bilgi hiçbirisi yoksa zaten o bilmiyorum diyecektir. Ama bilgin var mı demek ayıptır. Hatta soruyla sualin arasında bile fark vardır. Soru cevabı bilinen şeylerde olur. Mesela sınavda soru sorarlar size. Sual ise daha çok cevabı bilinmeyen şeylerde olur. O nedenle bir ilim ehline soru sormayın. Sual edin. Hocam bir sualimiz var deyin ya. Bunlar edeptir kardeşim. Bunlar derseniz hiçbir şey kaybetmezsiniz ya. Hocam bir soru soracağım. Adam beni imtihan etmek için soruyor. Ayıptır ya bu. Ne ya? Ama de ki hocam bir sualim var. Bilmiyorsam zaten bilmiyorum derim ben. Bilmediğim şeyi niye söyleyeyim sana? Senin dünyanın için niye ahiretimi yakayım? Ama senin bana hocam malumatınız var mı demin? Bu da bir kusurdur yani. Adam bunu arkliyette yapmıyor. O yüzden tahammül göstereceğiz. Yani bundan dolayı karşıya kızmayacağız. Çünkü karşıdaki Müslüman gerçekten bilmeden söylüyor bunu. İşte bunu yapabiliyorsak biz güzel ahlakın bir ayağına sahibiz. Yoksa sen de ahlaksız bir adamsın yani. Hoca olsan ne olur? Evet. Bu soruyu kardeşler bir de İmam Ahmet'e sormuşlar. Allah hepsinden razı olsun. İmam Ahmet de demiş ki en la ve la tahkide. Öfkelenmemen, öfkelenmemek için gayret etmen bir de kin gütmemen insanlara yanlış bile yapsalar kin gütme. Kız ama kin gütme. Meşru şeyler için kızabilirsin. Bu caizdir. Ama kardeşim öfke patlamaları yapma. Kızgınlığını bir ay iki ay sürdürme. Bazen öyle aileler geliyor. iki aydır konuşmuyoruz diyor. Bu ne ya? Ne demek iki aydır konuşmuyoruz? Peygamber üç günden fazlasını haram kabul etmiş. İnsan iki üç gün tamam alınabilir, darılabilir afra tafra yapabilir yani bunlar olsun diye ee, sevgisini artırır ama üç günden sonrası İslam'a ters. Sana peygamber üç gün müsaade etmiş. Ondan sonra yapmayacaksın. Kardeşler son bir şey daha söyleyip bitiriyorum inşallah. Selefin farklı alimlerine güzel ahlak nedir diye sorulduğunda şu sayacağım şeylerle cevap vermişler. Bunlar da onların cevaplarıdır. Demişler ki insanlarla güzel geçinmek. Mesela hanımınla Güzel geçineceksin. Tamam kılıbık olma ama kalbi ılık bir insan ol. Onlara kendini sevdirmek. Bu da başka bir tanım. İnsanlara kendini sevdir. İnsanların senden nefret edeceği şeyler yapma insanlara. Onların zelle ve kusurlarını affet. Biraz önce dedim işte bak adam art niyetle yapmıyor bu suçu. Affet o zaman kardeşim. Patavatsızlık mı yaptı? Görmezden gel. Bu da güzel ahlaktır. Bunlar hep selefin tanımları. Sonra bir başkası demiş ki mesela kötülüklerine ve hatalarına sabretmek. Bir başkası demiş ki hakaret ettiklerinde aldırış etmemek. İnternette bir bakın yani. Nice ilim ehli kardeşlerimize ya subhanallah ağza alınmayacak laflar ediyorlar. Hakaret ediyorlar. Ya çoluğumuza çocuğumuza beddua ediyorlar. Vallahi bak. Yani adam hakaret ediyor. Ne yapacağız kardeşim? Affedeceğiz. Ama gerçekten art niyetle yapıyorsa Allah'a havale edeceğiz. Öyle ya. Bazı şeyler gayretullah'a dokunur kardeşler. Müslüman Allah'a değerlidir ya. Sen Allah'ın değer verdiğini hakaret ediyorsun. Gafletinden ya da din noktasındaki samiyetinden yapıyorsan eyvallah. Affedelim. Ama art niyetinden yapıyorsa vallahi gayretullah'a dokunur. Bak Allah bunu senden çıkarır kardeşim. Bunu da bil yani. Sonra demiş ki bazı alimlerimiz merhametli olmaktır güzel ahlak. Bunlar hep cüz'iyatıyla ahlakı tanımlamaktır. Yani ahlak eşittir merhamet değil. Ahlakın bir kısmı merhametli olmaktır. Yani bir kısmını sanki geneli gibi tanımlamış. Ya da soru soran adam eksikliği merhamette ise ona merhametli ol demiş mesela. Sonra demiş ki bazıları haya ile bezenmektir. Kimileri demiş ki kibirlenmemektir. Kimileri demiştir ki şiddetli olmamaktır, hiddetli olmamaktır. Kimileri demiştir ki öfkelenmemek, öfkelenilirse de Allah için öfkeyi yutabilmek. Öfkelendiğinde yutabiliyorsan öfkeni sen ahlaklısın. Kimileri demiş ki insanlara azarlamamak. Kimileri az konuşmak demiş. Güzel ahlak eşittir az konuşmak demişler. Kimileri de boş işlerden yüz çevirmek demiş. Bunların her biri kendi içinde doğru. Hiçbirisi yanlış değil. Yani güzel ahlak nedir eşittir bunlardır eyvallah. Şunları zaten yapabilsek biz dört dörtlük ahlaka sahip oluruz. Ama ahlakın temeli selefin üste zikrettiği şeyler. Bunlar temeldir Öbür zikrettiğim şeyler tatlı mesabesinde ağzı tatlandıracak şeyler. Allah bize hepsiyle ahlaklanmayı, hepsinin güzellikleriyle bezenebilmeyi nasip etsin kardeşlerim. Evet. Bugün anlattığım bu şeyler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını, ahlakının önemini, ahlakını öğrenmenin ehemmiyetini anlayabilmemiz için bir mukaddime sadedinde şeyler. İnşallah bundan sonraki süreçte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakına geçeceğiz. Rabbim bu ahlak ilkelerini güzelce anlamayı, yaşamayı, hayatımızda kolaylıkla tatbik edebilmeyi bizlere nasip etsin. Bizleri ahlaklı, imanlı Müslümanlardan eylesin. Amen. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.